Allah'ın selamı üzerinize olsun kıymetli izleyenler. Yeni bir Tecrübe-i Hayat programında yine sizlerleyiz. Bu hafta Mehmet amcamız ve Ayten teyzemizin misafiri olduk ve onlarla inşallah hayatlarının geçmiş kısmıyla ilgili konuşacağız. Bakalım hayattan neler tecrübe etmişler, başlarından neler geçmiş ve hayattan özellikle hangi dersleri çıkarmışlar, bunları bakalım bizlere nasıl anlatacaklar. Mehmet amcamız ve Ayten teyzemizle konuşmaya başlıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullahi berekatuhu. Nasılsınız Mehmet amca? Sağ olasın, Allah sizi bağışlasın inşallah, muhafaza etsin inşallah. Sağ olsun. Nasıl günleriniz, nasıl geçiyor? Valla işte Allah'a sığınıyoruz, bazen duygulanıyoruz, işte üzülüyoruz. Şu anda inşallah durum iyi olacak, umutluyuz. Evet. İnşallah. Teyzemiz nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Ne yapalım ama idare ediyoruz. Biraz yani böyle hani derdimiz biraz çocuklarla var. Evet. İnşallah konuşuruz biraz sonra. Mehmet amca biraz kendinizden bahseder misiniz? Neresiniz? Kaç yaşındasınız özellikle? Ben Aslanhan ilçesinden, Han'ın merkez ilçesinden. 29 yıla yakın memurluk yaptım. Ondan sonra 7 tane çocuk, o memurluk maaşıyla büyüttü. Çocuklar büyür, ben yetişir, ben rahat olurum diye. Bu ortamlar biraz gerginleşince çocuklar üzerine titreye çocuklarımızı muhafaza etmeye çalıştık. İslamiyet'i öğretmeye çalıştık. Hamdolsun çocuklar da yani iyi oldular. Yani böyle radikal kesimlerden, sürülmüş tiplerden değil Müslüman olarak. Sizin çocukluk yıllarınız Hani'de geçti anladığım kadarıyla. Çocukluk yıllarım Hani'de geçti. Evet. Askerlik yaptıktan sonra memur olduk. Şimdi eski hayatın sıkıntıları neydi? Yani hani ne bileyim, teknoloji gelişmemiş, bu kadar refah seviyesi yükselmemiş. Günleriniz nasıl geçiyordu? O zaman bu kadar imkanlar yoktu. Bu kadar şey, biz sadece karnımız doysaydı mutlu insan olduk. Şimdi o eskiye nazaran şimdi her imkan, her teknoloji var. Beynin kabulü eski insana şu anda olsa ben bile yani düşünüyorum nasıl bu teknolojiyle ilerlemiş. Eskiden karnımız tok olsaydı mutluyduk. Şimdi ne olursa olsun toplumda bir huzursuzluk var. Çünkü İslamiyet'te uzaklaştıkça huzursuzluklar çoğalıyor. Yani sırf yemek içmekle şey değil. Yani hayat sırf yemek içmekle değil. Huzur yok insanlarda. Şimdi huzur istiyoruz. İnşallah biz umut o şekilde düşünüyoruz. İnşallah. Evet. Teyzemizi de soralım. Siz de aslında Haneli misiniz teyze? Evet, Haneliyiz. Akrabalık, komşuluk mu? Teyze çocuklarıyız. Evet. Peki sizin çocukluğunuzda aklınızda kalan ne var böyle? Yani şunu unutamıyorum dediğiniz. Hani de o zaman gençlikti insan hani. Seviyordu, dünya güzeldi, insan dünyayı seviyordu. Ondan sonra evlendik, evet, evlendik. Çocuklarımız oldu, çok şükür. Şimdiye kadar böyle geçirdik, geçtik. Eğitim var mı sizin? Okul okuyabildiniz mi? Ben okumamışım. Evet. Bizim zamanımızda kimse kızları pek yollamıyordu okullara. Evet, gidemedik yani, hani babam bırakmıyordu. Hatta beni yazdılar, bırakmadı, ben gideyim, gitmedim. Evet. Evet, ama az bir şey, biraz az bir şey, hani çocuklardan biraz öğrenmişim. Evet. Evet, bir şeyler olsa yani okuyabilirim. Evet. Levha falan bir yere gittiğimden çok şükür onu idare ediyorum. Yani çabanızla bir şeyler öğrendiniz. Evet, onu öğrenmişim, biliyorum. Mehmet amca hangi kurumda memurluk yaptınız? Milli Eğitim Kurumu'nda yaptım. Öğretmenlik? Yok, memurdum. Genel idare hizmetlerinde çalışıyordum. Evet. Hani Lisesi'nde bir 9 yıl falan orada görev yaptım. Ondan Silvan Yatılı Bölge Okulu'na tayinim çıktı. Oradan da 5 yıl kaldım. Lice, Yibo'ya, Yatılı Bölge Okulu'na, haneden yakın olması, aileden yakın olmasından oraya tayin istedim, geldim. Orada da muhasebe-i ambar memurluğu görevini yaptım. En son Mehmet Akif, Diyarbakır Merkez Mehmet Akif Halk Eğitim Okulu'na, şu anda içeride olan Fahim Endüstri Meslek Lisesi okuyordu. Ben memur maaşıyla, o zaman çocuk yardımı, kitaplar, defter hepsi paraylandı. Evet. Bir memur yani birçok çocuklara bile bakamaz, okula bile gönderemezdi. Biz çocuğumu, iki çocuğumu Yatılı'ya kazandılar. Yatılı'da okudum. Biri Humam-Katip Lisesi, Battalgazi'de okudu. Önce Edirne, Uzunköprü'den, sonradan naklini Malatya'ya yaptık. Diğer oğlum Ersan da Yatılı kazandı. Ben Yatılı'ya gönderdim. Çünkü okuturamazdık o kadar çocuk. Şimdiki ortam gibi değildi. Maaşıyla zordu. Tabii o zaman defter, senin maaşın yetmiyordu. Ona defter, kalem, kitaplarına yetmiyordu. Yani çocuklar bir hep gidiyor. Ondan sonra şey olarak. Hangi yıllar arasındaydı memurluğunuz? 1973'ten 73'ten itibaren, 72'de itibaren işte 2000 yılına kadar. 2000'e kadar. Sizin döneminizde memurluk revaçta mıydı, yoksa hani bir dönem kimse memur olmak istemiyordu. Yani giden bir kuruma işte bir dayısı olursa hemen memur olabiliyordu. İşçilik çok şeydi, revaçtaydı. O zaman şimdi memurluk o zaman pek maaşı da dolgun değildi. Bir de şeydi yani kimse biraz da o zaman şeydi memurlukta şu amaçtan. Memurlukta biraz maaş iyi değil, haramdır diye bazı kesimler için. Evet. O yüzden şey etmiyordular. Devletten alınıyor. Devletten alınıyor, he. O yüzden şey etmiyor, pek rağbet yok. Bir de okumuş insanlar da yoktu. Kimse göndermiyordu çocuklarını okula. Ben işte bazı köylüler, öğrenciler geliyordu. Ben de Hani Lisesi'nde, şimdi kayıtlarda vardı. Yani 100'e yakın öğrenci velisi, ben memur olduğuma rağmen ben oluyordum. Diyorum bu çocuğa okumasa yani cahil olur, şey olur, başka yollara saparlar, psikopat olur. Ben yalvarıyordum müdürlere falan, diyordum onları kaydetin. Bu çocuklar okumasalar toplumda zararlı insanlar olacaklar. 100 kişiye yakın öğrenci velileri ben oluyordum. Hatta zarfları, mafları bile ben kendim imkanlarımla veyahut devletin benden, ben ya, katip olduğum için bende vardı. Onlara dilekçe yazıyordum, zarfları temin ediyordum. Çünkü giderdi bir daha gelmezdi. Babaları istemiyordu. Yani diyordu okula gideceğine çalışsınlar. Evet. Yani aile bütçesine katkıda bulunsunlar. Yani o derece ortamlar o zaman öyleydi. Şimdi belki siz bilmiyorsunuz. Şimdi okumak için babalar mücadele ediyor. O zaman babalar okula gitmesin de aile bütçesine çocukları katkıda bulunsun diye göndermiyorlardı yani. Yani biz teşvik ediyorduk. Ben yani Güneydoğu, Doğu'ya hizmet için ibadet olduğunu düşünerekten o şekilde benimki yani ırkçılık değil de bir yani kalkınmak için, ben Doğu Güneydoğu'nun kalkınması için, genel kültür seviyesi, yatırım için ben o konuda mücadele ediyordum. Evet. He. Öyleydi o zaman. Ben istiyorum herkes okusun, kültürlü olsun, yani zararlı insan olmasın, kimse insanlardan, bizim toplumumuzdan utanmasına. O şekilde düşünüyorduk yani. Evet, evet. Sosyal yapımda o zaman herkesin bir şey dönemi var. Şimdi kimse artık bizimle konuşmuyor. Çevremiz kimse emekli olmuş, kimse rahmete gitmiş. Şimdi kimse şey artık, yani kimse biz, eskiden şu anda durum yine iyiydi. Eskiden sen gidiyorsun, işin düşüyordu. Devlet adam çekmecesini çekmekten aciz diyor, git yarın gel. Yani o yüzden ben artık yani insan, ben devlet kapısına insan gitmek istemiyorum. Yani hakkını arayacak bir merci yoktu. Şimdi amir memurunu destekliyor ve kimse vatandaşı desteklemiyor. Evet. Yani öyleydi yani. Ya Diyarbakır zaten bu olaylar çıkınca, meşhur olunca biz Diyarbakır'dan kaçacak yer bulamıyoruz. Hem devletten hem bazı cahil kesimlerinden biz şey zorluk çekiyorduk. Evet. Yani nerede ki diyor, niye camiye gidip ders alıyor, ders veriyor. Yani diyordu yok, İslamiyet tehlikedir, İslamiyet irticadır. İşte şimdi o çocuklar camide ders yasak olan yapılan üstüne ben bunu istiyorum ki Reis Cumhur da dinlesin, Başbakan da dinlesin, Türkiye'nin büyükleri de, devlet erkanı da dinlesin. Çocukların camide gidip çocuklar ders almasınlar diye şimdi bu çocuklar şimdi polislere taş atıyorlar. Bu terörü devlet kendisi yarattı. Böyle yapmaktan, İslamiyet'ten nefret etmekten, İslamiyet'e karşı Ermeni Ermeniliğin yayıyor, Hristiyan Hristiyanlığın yayıyor, misyonerler kor geziyor. İslam, bir İslami bir cemaat, bir sohbet, bir Kur'an-ı Kerim ve öğrenmek için çocuklarımın koltuğuna alifbayı gönderiyor. Hizbullah yaptılar, dediler terörist. Ben dilekçe attım, çocuğum siyasidir. Yok oraya terörist yazsam, bu dilekçe kim yazmış bana cevabını ver, ben o adamı yakaladım. Dedim ben yazdım. Dedi yani sen yazmışsın. Dedi ben belki başkasına yazdırmışsın. Biz onu da yakalayalım. Evet. İnşallah biraz sonra çocuklarınıza da döneceğiz. Teyzem, evlilik yıllarınızı hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyoruz. Nasıldı o zamanlar? Gelinler ne isterdi karşı taraftan? Valla gelinler o zaman hani örf adet pek fazla bir şey yoktu. Şimdi gibi değildi. Hmm. Evet. O zaman ben 2-3 tane altın, 4 tane altın istiyordu. Evet. Evledir, evin üstünde. 2 oda vardı. O 2 oda bir gelin ya kilerde kalıyordu. Bir oda yapmaz öbür geline. Hı. Ondan sonra... Her bir gelene bir oda. He, evet. Hep evin üst üste kalıyordu. Ayrılmak yoktu. Evet. Yani işkenceydi ha. Biz de hayatımızı işkenceyle geçti. Ama Allah'a şükür yine eski insanlar daha huzurları yerinde, daha mutlu. O zamanı biz arıyoruz şu anda. Evet. Bu teknoloji, bu imkanlara rağmen eski dönemleri ben arıyorum. Biz ekmekle zeytin elimizde düşmüyordu. Portal şimdi biz o günleri arıyoruz. Çünkü bizim rahat şeyimiz yok. Fakirlik diye ama huzur vardı. Evet. Biz mesela... huzurumuzu çok arıyoruz. Evet. Huzur vardı çok şükür yani. Ama şimdi huzur olmadıktan sonra dünya senin olsun benim olsun ne fayda? Aynen. Mesela insanlar çok fazla boşanmadan bahsetmezdi sanırım o zaman. Yok, değil mi? Yok. Hiç çok ayıptı. Boşanma hiç eskiden yoktu. Çok ayıptı. Binden bin olsaydı o da kabahat gibi oluyordu. Her iki taraf da bunu kabul etmiş. Evet. Çünkü ikisine de lekeydi. Evet. Acaba bunun bir suçu mu var? Veyahut yani ne bileyim insan utanıyordu yani. Hem karı tarafından hem erkek tarafından yani. Her iki taraf için de çok yani şeydi, çok acayipti. Yadırgıyorlardı yani. Kimse o insanlar hani kimse toplum onları sevmezdi yani. Sanırım aile bağlarından dolayı buna çok da ihtiyaç yoktu. Yani evet, boşanalım diye bir ihtiyaç da yoktu. Çünkü aile bağları daha kuvvetliydi. Daha kuvvetliydi. Ya. Mesela kışın oldu mu herkes, aileler, akrabalar birbirine gelip gidiyordu. Bizim zamanımızda pestis yok, böyle şey kışın oldu mu böyle ikramda bulunurlardı. O zaman fakirlikti, şey yoktu böyle kahveler, koralar falan yoktu. İşte kışın oldu mu o yakacağın oldu mu bir de kışın zaten gelir de yoktu. Bekmezdi, pestildi, sucuk yoktu. Biraz sofraya getiriyorduk, akrabalara gidiyordu. Her gece birisine o akraba geliyor, sessiz gidiyordu. Kışı öyle geçiyor. Yaz oldu mu herkes çalışıyordu. Kışın iş yoktu o zaman. Fakirlikti yani, çok çektik. Babam da zaten biraz bunu belirtmek istemiyorum karşı tarafa da. Hani babam da yetim kalmıştı şeyden. O da çok çekti. Biz de o yüzden geri kaldık. Hani yerlisiz birkaç toprağımız yok. Hani o kadar o şey yüzünden karşılıklı. Kan davası gibi bir şey. Hani öyle onlar da çekti. O yüzden biz geri kaldık hani. Kaç çocuğun var teyze? 7 çocuğum var. Bir tane rahmet etti. Van'da. Evet. 6 tane kaldı. Ondan sonra işte bir tane Van'da okul okuyordu, tıp okuyordu. Van'da efendim? Evet. 3. sınıf. 3. sınıftaydı. Vefat etti. Ankasının altında kaldı. İşte öyle yani onun derdine çok yanıyoruz. Nişanlıydı. Bütün cihazları vardı evde, üst üstedir. Ondan sonra işte onun derdini çok bana çıktı. Fahri müebbet almış. Oğlum bir tane İslamiyet'i yaşıyor diye çocuklara camide ders vermiş diye. Ben bizzat oğlum dedi, baba dedi, Mekke'yi yık, günah 100 sefer Mekke'yi yık, bir insanı öldürmek kadar günah değildir. Çünkü Mekke'yi yapan kuldur, insanları yapan Allah'tır. Böyle diyen bir insanı müebbet ceza vermişler. Yani bu şimdi bu adalet midir? Böyle diyen bir insan dedi, herkes dinini yayıyor, biz Müslümanlıkta bir söz ettiğimiz çocuklara ders verdik mi dedi, bize yasaktır. Dedi yani baba bu hani adalet bu şey midir? Şimdi çocuğumu Diyarbakır'da ne kadar olay oluyordu bizim evin üzerine atıyorlardı. Çocuğum içeride olduğu halde vali emniyet müdürü Gafar Okan vuruldu dedi, sen çocuğunu vurmuş dedim, ya çocuğum bir buçuk yıl hapisteydi. Hapisten mi çıkmış Gafar Okan'ı öldürmüş? Pardon amca biz hata yaptık. He, siz hatasınız, bu Diyarbakır'dan ne oluyor benim evime, üstüne biz sizin elinize ilala ettik. Benim o çocuğum yazın halde su satıyordu, gömleği bembeyaz oluyordu okul parası için. Ondan sonra onu da geliyordular, çanta mata prizlerimizi, yataklarımızı darmadağın ediyordu, çekiyor gidiyordu, hak arama yoktu, bir şey yoktu, nereye gidiyorduk? Yani sen hadi her gün günde 5-6 kişi faili meşhur Diyarbakır'da gidiyor. Herkes yolda giderken arkana bakıyordu, güvenin yoktu. Kim kimi öldürür, kimin eli kimin şeyinde, kimse hiçbir şey, kimse hakkını arayamıyordu. Bir emniyet müdürüne ulaşamıyordun, bir kaymakama ulaşamıyordun, bir hakime, savcıya ulaşamıyordun. Yani bir müdür bir resmi daire gidiyorsun, hizmeti bırakmıyorsan müdüre gidip derdini anlatasın. Biz o günleri yaşadık. Ondan sonra Hane'den Diyarbakır'a gelince kadar 4 yerde yolda arama oluyordu. Vallahi ben bakıyordum, bazen ben İsrail, Filistin benzetmesini yapıyordum bu Diyarbakır'da. Benzetmesini yapıyordum. Peki bu silahlar nereden geliyor Türkiye'ye? Biz bir daireden geçiyoruz, iş cihazından geçiyoruz, bir çakı taşıyamıyoruz. Yurt dışına gidiyoruz, topuklardan eroin çıkıyor. Peki bu silahlar, bu keleşler, bu toplar, bu lavlar, bu nereden geliyor Türkiye'nin içerisinde bu olaylar oluyor? Ben bunu söylediğim zaman diyorum, Mehmet sen çok ileri gidiyorsun, başına bir iş açacaksın. Kimse, benim oğlum 16 gün göz altında kaldı, savcıya gidiyorum, şey yok, belki ölür diye işkenceden biz tutmamışız. Kapıyı kırmış, komşular diyorum siz gördünüz, kapıyı kırmış, niye çocuk kapıyı açmamış korkudan diye evde işkence yaptı, hanımın yanında şey diye işkence yaptı, komşular gelip kapıyı kırmışlar, emniyet götürmüş, emniyete gidiyorum diyor, yok, savcıya gidiyorum diyor, bizde değil. Emniyet müdürüne diyorum diyor, bizde değil. Siz gelin şahitlik koyun, valla biz niye canımızı yerde bulmuşuz, yarın bizim de kafamıza sıkarlar, biz gelip şahitlik vermiyoruz. 16 gün işkencede kaldı. Oğlum diyor ya, sayın hakim ben suçum ne olduğunu bilmiyorum. Oku hele ben suçum ne olduğunu bileyim. Neredeyse bütün şey, yani icat olan bütün suçu, yani biz faili yakalamış ayağıyla bütün suçu bir garibanın üzerine yıkıyorlardı. Ondan sonra kim kime dımdıma. Böyle diyen bir insan gidip insanları öldürür mü? Neydi sözünü tekrarlar mısınız? O başta söylediniz. Fahri ne diyordu? Kabe'yi 100 sefer Fahri Acay oğlum. Diyordum oğlum, diyorlar ki bu Hizbullahiler adam öldürüyor. PKK bana öyle diyor. Dedim bak siz bu nedir? Bu yani bu faili meşrular nedir? Ben diyordum niye böyle yapıyorsun? Diyordu baba kim diyorsa biz sadece İslamiyet'i öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklara ders veriyoruz. Kur'an dersini veriyoruz. Yani biz 100 sefer Mekke'yi yık, günah değildir ki bir insanı öldürmekten. Biz insanları öldürmüyoruz. Ben herkesten ilişki, herkes evime gelsin gitsin, ben herkesin yanında da istediğim şekilde serbest hareket ediyorum. Çünkü ben hatam yok ki, ben emniyet de olsun, polis de olsun. Ben yaptığım iş bellidir, hareketim bellidir. Ben niye korkayım? Şimdi müebbet ceza almış. Bir kısa ara verelim, sonra hikayeyi böyle baştan alacağız. Ne zaman yakalandı, ne için yakalandı, inşallah onu soracağız. Efendim devam ediyoruz programımıza. Mehmet amca ve Ayten teyzemizle konuşmaya devam ediyoruz. Tabii başlarından çok olaylar geçmiş. İki büyük felaket, iki büyük acı olay Allah-u Teala onları imtihan etmiş. Biri kızlarının Van depreminde enkazın altında kalarak yaşamını yitirmesi. Bir diğerinde de yine oğullarının 16 yılı aşkın bir süredir cezaevinde olması. Önce bundan başlayacağız. Bakalım hatırlıyorlar mı ne zaman tutuklanmış ve hangi suçlarla ne atfediliyor? Bunlarla başlayacağız. Daha sonra Van depreminde kızlarının acılarını da tabii onlara inşallah soracağız. Teyzem sizinle başlayalım bu bölüme. Fahri'nin tutuklandığı günleri hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Bir gece gündüz oğluma haber verdim. Dedim bize gel. Dedi tamam anne geleceğim. Akşam haber verdi. Sabah kızı hastaydı. Doktora götürdüm. Ben gittim. Bekledim beklemedim. Fahri gelemedi. Sonra geldim akşamı oldu. Biri bana telefon açtı. Dedi Fahri nerededir? Dedim valla ben sabahtan hastahanada onu bekledim, gelemedi. Dedim belki hava soğuktur, kızı çıkartmadılar. Kalktım, dedi hele bir git kapılarına evine git bak. Evi de Bağlar'daydı, biz şehitlikte oturuyorduk. Gece kalktım gittim ki kapısını görmedim, eğer kapıyı paramparça etmişler. Kapıyı böyle çaldım, arkada polis bana kapıyı açtı. Paramparça etmişti, böyle durmuştu. Baktım ki 2-3 tane polis oradaydı. 3 gün, 3 gece orada karakol kurdular. Evi de kiryada. Ben anne yüreğim, dayanmadım. Dedim hani oğlum? Oğlumu ne yaptırdın, nereye götürdünüz? Yok diye biz bir şey yapmadık. Oğlun gelecek. Gittim ki içeride hanımı hasta, tir titriyor, ağlıyor. Diye Fahriye dün akşamdan beri götürmüş, bunlar burada. Dövmüşler. Nasıl oldu, nasıl bitti? Baktım komşular dedi vallahi dedi polisler onu Fahri'nin o bağırması diye hala bizim kulağımızda. Diye polisler onu silahın kabzasıyla merdivenlerden yuvala onu öldürdü, döve götürdüler. Nereye götürdü o bizi? Oraya koşuyoruz, buraya koşuyoruz. Bella babaları dilekçe veriyoruz, almıyorlar. Nereye soruyoruz diye biz götürmemişik. Ağlıyorduk, sızlıyorduk. Biz 16 gün böyle ağladık, sızladık. Yemek yapmadık. Evde bir şey kaynatmadık. Ondan sonra bu dilekçe veriyor diye almıyordular. Diye biz götürmemişik. Bir gün DGM, her gün DGM'nin önüne sabah gidiyordu, gece geliyorduk. Belki başkası kendi polislerine koymuş götürmüş diyorlar. Bir gün kalktı, bu gitti içeriye geldi, o DGM'nin önünde ama yıldı düştü. Dedi Ayten dedi dilekçemi almadılar diyorlar, biz götürmemişik. O DGM'nin önünü böyle millet hep hüngür ağlıyordu. Ana yürektir. Ben dayanmadım. Ama bir ağla bağırdım. DGM'nin içine hücum ettim. Bir öyle elimden geleni yumruklarımı ama o polislerin masasına vurdum. Bağırdım dedim. Oğlumu nereye götürdünüz, ne yaptırdınız? Çıkaracaksınız, gene oğlum çıksın. Oğlumu gerek getireceksiniz nereden olduğunu. Öldürdünüz dedim oğlumu. Vallahi o ses gibi hani DGM yankın yapıyordu. Böyle yumruklarla bağırdım, vurdum. Bütün bu avukatlar hepsi koştular dışarı diye olay oldular. Ses gitti başsavcılara, başsavcı polislere, dedi ne yapacaksınız, bu çocuğu bulacaksınız. Polisler orada beni tuttular. Dedi tesadüf değil, biz şimdi bulacağız. Onlar artık telefon aldılar. Telefon aldılar. Kaç yere telefon etti diye yok. Kaç yere telefon etti diye yok. Dedim siz oğlumu getireceksiniz. Kapılarını kırdınız, getirdiniz. 3 gün karakol kurdunuz evinizde. Ondan sonra valla bir tanesi, bir polis geldi, dedi teyze dedi, eğer bir seni oğlun öldürse de senden korkmaz. Anladın? Dayan, sabırlı ol. Ölü de olsa, diri de olsa bulacağız. Dedim tamam, oğlumu bulun. Nasıl buluyorsunuz bulun. Vallahi başka bir yere telefon etti. Başsavcı da demiş ki siz o çocuğu bulacaksınız. Birkaç yere telefon etti. Bir yerde demiş buradadır. O bir yerdeki dedi buradadır. Bana dedi han bak diye gözün aydın. Dedi oğlun sağdır. Orada buradaymış. Tamam dedim bana artık oğlum bulsunlar. Dedim artık hiçbir şey, ne ev kırması, dökmesi, hiçbir şey artık umurumda değildi. Ben sadece oğlumu düşünüyordum. Benden imza aldı diye bak siz evinize bir zarar ziyan vermedik. Ben o zaman aklımı göre şimdi bende olaydı. Anladın? Bu şimdiki o akıl o zaman bende olaydı. İmza benden aldı. Sonra ben niye imza attım? Bu adam kapımızı kırmış. Getirdik halkın kapısı da kiracıydı. Getirdik halkın kapısını değiştirdik. Ondan sonra eşyaları getirdik evin üstüne. Olan o gidiş bu gidiş. Kendi kafalarına göz koydular üstüne. Dedi ki ne zaman göreceğiz? Çıkarttılar savcıdan. Hani savcıya çıkartmıştılar. Ondan sonra bize de diyorlar böyle sağdan soldan dedi bir tanesi 7 kişiydi. Dedi bir tanesi çok kan kusuyor. Demiyorlar Fahri'dir. Sonra biz görüşüne gittik. Asker üstteydi. Asker dedi Fahri Arcagök çok hasta. Kan kusuyor. 2 kişi kollarına girmişti görüşe getirmişti. Kollarına girmişti. Gördük Fahri rengi limon gibi bakılmayacak bir hali vardı. Yani bu İslamiyet belemedi. Mahkuma karşılar koltuğuna girip görüşe getiriyordular. O kadar işkenceden dolayı. O kadar işkence. Fahri suçunu kabul etmedi. 4 gün onu fazla işkence etti. Bak Fahri diye anne baktım ki öleceğim. Sonra o imzayı kabul etti. Diye hemen ne yazdım bunu, ki ben bilmiyordum. Hakime söyle, hakimin bu kulağından, o DGM'nin bu kulağından giriyor, buradan çıkıyor. Onlar hiç umurunda değil. Yani sanki yani şimdi sen peki sen vatandaşı öldüreni affediyorsun. Devlete işlenen suçu niye sen affediyorsun? Sen devletsin, sen önce devlete karşılanan suçları affediyorsun. Sen birisi beni vuruyor, sen o adamı affediyorsun. Kırgızları affediyorsun, onu bunu affediyorsun. Yok, bu devlete karşı gelmiş. Onun sen hiç yoktan müebbet veriyorsun. O adam ne yapmış? Benim çocuğum kaç kişi öldürmüş? Hiçbir suçu yok. Mevcut anayasayı yıkıp yerine şeriat düzeni kurmaktan idam vermiş. Kaç kişi öldürmüş? Ha, ispatlasınlar. Ha, o 2 sefer Yargıtay bozdu. Burada şahitler, hakimler mahsus. Yani onlara leke gelmesin diye. Yani bak siz yok bak öyle yapmıyorsunuz. Onlar da biliyordu suçları yoktu ya. Onlar da biliyordu. Onu ceza verdiğin zaman hakim dedi elimizde bir şey olmayan bir şeydir. O zaman askeriyeden de hakim var diyor orada katılıyordu DGM'lere. Askeriyeden DGM'ler bir askeri hakim var diyor onların içerisinde. Evet. Kaç yıldır cezaevinden? Şimdi 97'de girmiş içeri. Şimdi 2013'tür. Evet, 16. Evet, 16 yıl içeridedir. Ne kadarı kalmış? Diyorum müebbet almışlar. Bilmiyorum. Kaldı. Bilmiyorum ne kadar. Müebbet ne kadarsa. Kimisi diyor 36 yıldır. Kimisi diyor bilmem nedir. Ben bilmiyorum. Ya diyor müebbet. Nedir? eylem yok. Kimseyi öldürmemiş. Mevcut anayasayı benim oğlum yalnız bu Türkiye'yi yakacak, şeriat getirecek. Yani şimdi sen bunun için bu beyin mantık kabul ediyor mu? Sen bunun için bu adama muhabbet veriyorsun. Hangi güçle bu devleti yıkıp da şeriatı getiriyor? Bu suçtan dolayı muhabbet vermişler. Ya suçları bir namaz kılmışlar. Suçları namazı dünya alem namaz kılmıyor mu? O çocuklar ders veriyor. Kur'an okumuş. Ders yokmuş da o zaman ne dersi? O zaman korkuda kimse camiye kimse gitmiyordu ki. Ama çocuğum Kur'an-ı Kerim okuyordu, namaz kılıyordu. Bütün çocuklar namaz kılıyordu. Namaz suç müdür? Dünya alem namaz kılıyor. İrtica. Bu namaz onlara kabahat mı etmiş? Diyor, kaç tane asker öldürmüş? Her şey iyidir, irtica kötüdür. İrtica hepsinden kötüdür. Bize tane asker öldürmüş, kaç tane polis öldürmüş, o kadar ceza vermiş onlara. Suçları namazında Kur'an'ıdır. Oğlum polis mi öldürmüş, asker mi öldürmüş? Kim öldürmüş ki yani müebbet almış? Adam kahveyi tarıyor, 50 kişiyi öldürüyor, o müebbet almıyor. Benim oğlum ne yapmış ki? Yani 10 kişiyi mi öldürmüş, müebbet vermişler? Kaç kişi öldürmüş, müebbet vermişler? Çocuğu babasız büyüdü. Ben istiyorum ki çocuğum yeniden yargılansın. Aslında en büyük işkence niye o dönem 80'in işkencesini araştırmasınlar. Şu anda 90'la 2000 yılının işkencesini araştırsın devlet. Ben devletten bunu istiyorum. Yani 80 askeri darbesini değil de yani 80 askeri darbesi eyvallah. İşkenceler vardı. Ve 90 sonrasını da 90'la 2098-99'a kadar 2000'lere kadar işkenceyi devlet hele bunu araştırsınlar. Bunu araştırmadan gidip 80'a. Daha biz yeni mağdurlar vardı. Sen daha eski mağdurlara ne? Benim mağduriyetimi gider. Ondan sonra 80 mağdurlarını araştır. Ne zamandandır görüşmemişsiniz? Ben Erzurum'dur. Bir ara yollar dedi kapalı gelme dedi. Bir ara da dedi yaşlısınız gelmeyin. Telefon haftaya bir gün telefon ediyor. Biri anasına ediyor, bir de hanımına ediyor. Şimdi ben 2-3 ayda zaten benim gönlüm razı ol. Ben oraya gidip gelince onun haksızlığı görünce ben dayanamıyorum. Ben zaten gitmek, ondan görüşmek istemiyorum. Çünkü insan yani haksızlığı göz göre göre ben gelip üzülüyorum. Ben gitmek istemiyorum görüşüne. Anası gidiyor, hanımı gidiyor. Ben çok az gidiyorum. Ben 3 ayda bir bazen giden bir de şey de yok. Yani zahmettir. Gidip gelinceye kadar yaşlıyız, yoruluyoruz. Şey diyor bir de haksız yere. Öyle işte. En son ne zaman gördünüz sizi? Ben 5 aydır gitmemişim. Kurban Bayramı'ndan önce gitmişim. Bunu evet. Ben söyledim, kaydedilmediyse edilsin. Ben yemin ederim, ne derse onun adına yemin ederim. Benim aynı fakir çocuğum demiş ki, baba 100 sefer Mekke-i Şerif'i yık, günah değildir ki bir adamı öldürmekten. Ben ne polisten korkuyorum, ne istihbarattan korkuyorum dedi. Ben yanlış yapmıyorum. Ben adam öldürmüyorum dedi. Çünkü Mekke'yi yapan kuldur. İnsanı yapan Yüce Allah'tır. İnsanlar öldürülmez. Benim böyle diyen bir çocuğa sen kalk müebbet hapis ver. Vallahi ben... Adam kahveye gidiyor, iş yerine 10 kişi, 20 kişi seriyor yere ve 10 yılda çıkıyor. Ona af var, ona çıkmak var. Vallahi ben evimden hani bazen ilaç, zehir böcek ilacı atıyordum. Fahri geliyordu bana kızıyordu. Diyordu bu hayvanlar günah değil mi? Hepsi candır diyor. O can ki Allah sana vermiş onlara da vermiş. Anladın? Bunun için böyle bir insan katil devlet yaptığını onların boynuna koymuş. Dedi ki yani onun boynuna koyduğun adam geldi mahkemeye. Dedi bunları o adamı vuranları ben görmüşüm. Dedi bunlar değildir. Savcı hakim dedi ki çoktan araya girmişti. Biz bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Aradan zaman geçmiş. Zaten gelen şahitler de hakim onları sıkıştırınca korkudan hakimlerin dediklerini söylüyor. Hakim savcıların dediklerini söylüyor. Savcı sıkıştırınca belki benim başıma bir iş gelmesin diye onların dediklerini bile diyor yok. Bakın savcı orada kazıyor şey diyor. Korkudan hemen çark yapıyorlar. O zaman öyle diyor ortam. Şimdiki gibi serbest değilsiniz, istediğiniz gibi konuşuyorsunuz mahkemelerde şeyde. O zaman herkes korkuyordu. Kimse gelip göz göre göre kimse gelip şahit vermiyordu. Çünkü öbürsü gün kafasına sıkılıyordu. Evet. Peki ulan bildirin. Niye Erzurum? Niye Erzurum'da? Yani size yakın bir yerde? Ya yakın bir gücümüz de yok gidip ziyaret etmeye. Bir de Erzurum'da en yakın sözde Erzurum'dur dediler. Yok oğlum kaç yere şey verdi, dilekçe verdi, vermiyorlar. Mardin var, Sirt var, yakın var mesela buralarda. Bir göl var, azı var, gidip geliyorduk. Ta Erzurum'a vermişler. İşte gidip gelmek de zor oluyor. Bir buradaydı, o da Erhan'da devletin gözüne batıyordu. Biz yakındı, gidip geliyordu. Evet. Dağıttılar. Dedi uzaklara gitsinler. Bu aile zaten mağdurdu. Peki devlet bunun çocuklarına bakıyor, hanımına bakıyor mu? Bunun ne güvencesi var? Ben bir emekli memurum. Ben kızımı 3 yıl veteriner okudum. Depremde gitti. Evet. Tabii sizin için belki yani bundan daha büyük bir acı kızınızın Van depreminde hayatını kaybetmesi. Aşırısı... Benim kızım ölmezseydi o da oğlum gibi içeride olaydı. Bari giderdim sesi bana gelirdi. Gidiyorum mezarlığa çağırıyorum diyorum Ayşegül, Ayşegül, Ayşegül ses yok. Her Allah'ın günü mezarlığına gidiyorum başınca oturuyorum, çağırıyorum ses yok. Şükür ediyorum. Ne yapayım? Van arabası gelip geçiyor. Bakayım artık durmuyor. Artık Ayşegül inmiyor. Kızınızın haberini ne zaman aldınız? Hemen aldım. Anında. Nasıl deprem oldu? Burada nasıl deprem oldu? Burada da oldu. Vallahi dedim bir yerde oldu. Hemen dedi Van'da oldu. Aradık. Buna dedim hele bir televizyon aç. Vallahi inan ki bir yerde dedim oldu. Yani buraya tesir verdi. Hı. Bu açtı dedi ha ayten dedi. Vallahi dedi hadır Van'da oldu. Dedi Van'da oldu. Dedi 7 nokta bilmem kaç. Eyvah dedim Ayşegül. Hemen sarıldım. Telefon aradı. Cevap yok. Kızım aradı. 100 lira için. 100 lira bu evin kirası ucuz diye girdi oraya. Bir ay önce girmiş. Onun nişanlısı telefon etti. Ayşegül'de haber aldınız yok. Almadık. O arıyor ondan alamıyor. Biz arıyoruz ondan alamıyoruz. Benim kızım onun arkadaşlarına bir iki arkadaşların telefonu vardı ondan. O bir tanesini aradı, o diye ben Erzincan'daydım. Bir tanesini aradı, dedi valla ben evden çıktım, Ayşegül evdeydi. Kız da koşuyordu, televizyon hemen gösteriyordu. Diye ben hazır koşuyorum, eve geri gidiyorum diye ben evde çıktım, ona dedim gel beraber çıkalım. O hastaydı. O da hazırlık yapmıştı. Diyarbakır'a gelecekti Cuma günü. Biletini de kesmiş. He. Ondan sonra diye Ayşe ben hazır koşuyorum diye. Abla Arzu abla diye. Ben hazır gidiyorum eve Ayşegül evdeydi. Kız eve yakın hem telefonla bizimle konuşuyor hem koşuyor. Uzakta o hemen bir bağırdı diye bizim bina hemen düştü. Ayşegül altındadır durmayın ki. Vallahi de artık kendimizi kaybettik. Telefon etti kardeşim. Kardeşim ama koşa koşa geldi. Çocuklarım geldiler. Benim oğlumun kayınbabasının arabası vardır. Onların ama arabasını aldık. Biz gittik. Enkazın etrafına koştuk. Bağırdık, çağırdık. Ana baba gümüydü. Vallahi kendimi görmedim ama baktım 4 kişi beni hemen ambulansa attılar. İlaç falan bana verdiler. Bu dakika Ehsan da kalp krizi geçirdi. Onu da hemen ambulansa attılar. Bizi hastahaneye götürdüler. O kızı çıkartmıştı. Kız canlıydı. Konuşmuştu. Ondan sonra sedyeden tir tir diye titriyor diye ben öleceğim. Yardım etin ben öleceğim. diye biz dedik, o öğrenciler arkadaşları hep toplamıştı. Onlar acele ettiler, çıkarttılar. Ondan sonra diye baktık ki valla eli düştü sedyede. Diye biz dedik belki uyudu. Ondan sonra diye baktık ki yolda teslim oldu. Bu kızın bir burnu kanamadı. Bu kızın bu ev taşıdığı evin bir ay olmuştu. 100 lira eksikti diye bu eve buraya taşındı, bu bina taşındı. 506 milyonu ev. 600'dü, geldi buraya 500'e girdi, bu deprem oldu. Bak şu anda bazen ben söylüyorum inanmıyorum. Hiçbir yerden de şey etmedik. Hiçbir yerden de yardım fayda da görmedik. Yalnız şeyi okulu demek öğrenciler toplamış para. Hatta bu diye alma. Ben gittim aldım, o da kafa dalgını üzüntüden, o da vurdu cebimden çıkardı, onu da götür söyle mezarını yapacak. Onu da yapmadık. Ya. Kapkaççılar o da cebinde çıkardı 1,5 milyon. Kapkaççılar bir de Van'da. Yok burada. O arkadaşlar Van'daki okul gönderdi. Okul yolladı. Devlet değil, evet. Devlet hiç arkadaşları yardım toplamış. Herhalde öyle. Ben öyle tahmin ediyorum. Okul göndermiş, Öğretmenleri diyor. Öğretmenleri demiş mezarını yapın. Ondan razıyım işte demiş yapın. Onu da ben geldim Bağlar Postanesi'nden parayı çekerken tabii o üzüntülüyüm ya. O para sanki şey benim ben öyle üzüntülü, öyle dalgın öyle gönülsüz şey olmuyor. Benim acım yüreğim acılıdır ya. Ben de dalmışım. Öyle geldim bir daha bu şeye geldim o vurdu cebimden aldı götürdü. Bağlar sokaklarından işte. Buraya. Ben gittim buraya. Ama ben dedim alma beni dinlemedi. Ben dedim sakın yapayım. Seni aradı söyle hayır biz almıyoruz. Biz kızımızın mezarını biz yaparız. Sen niye öyle diyorsun? Onlar demiş yok bizim öğrencimizdir. En çalışkan öğrencimizdi. Biz onu çok seviyorduk. Biz yapacağız. O bize ait rica ediyoruz. Öyle demişti. Bu artık ses etmedi. Bunu ilk olarak size söyleyeyim yani ben cebimden çıkardığı çünkü değilsen kimse inanmaz ben ona kendime yedirmiyorum yani. Söylemek istemiyorum yani. İnandırıcı pek olmuyor. Herkes kullandığı bir şey vardır ben onun için bunları söylemek istiyorum. Yani içime gömdüm yani aslında. Yani. Bunlar da Allah'a havale edilir. Yani. Tabii öyle Allah'a havale edilir yani. Şimdi bir emekli memur kızı okul çocuğunu hapiste çocukları var. Ondan hanımına bak, çocuk parasını almasın, sosyal almasından bir yardım almasın. Çocuk liseye gidiyor, bugüne kadar bir çocuk parası almamış. Sosyal almasından bir yardım almamış. Peki bu ne biçim yani bu şey? Demek ki herkes kimin adamı olsa o alır. Evet. Biz kalktık, dilekçe verdik. Dedi kanun çıkmış, bırakıyorlar cenazeye. Cezaevindekiler cenazeye gelecekler. Fahri için. Biz kalktık, dilekçe verdik. Bir tane Adalet Bakanı'na, bir tane cezaevine, bir tane Diyarbakır savcılığa buraya adliyeye verdik, adliyeye verdik. Dedi tamam, bekledik. Cenaze bekler mi? Yani bir ay sonra, bir aya kadar bekler, 10 güne kadar bekler. Vermedi. En son işten geçti. Şey geldi. Demek ki bu kanun da bazı bürokrasi öyle üst düzey insanlar için yani geçerlidir. Yani garibanlar için bu kanunlar geçerli değil. Bu garibanlar için hangi garibanlar? Kimin adamı var, dili varsa o şey oluyor. Piyasaya çıkıyor. Hani bu garibanlar ne ölüm izni var. Ne benim çocuğum gelmedi başının şeyine. Ondan sonra yok bizim derdimiz şu, biz neyi anlatsak şimdi? Biz hakkımızı aramıyoruz. En çok mağdur olan biz, en çok para alan onlar durmuyorlar, biz durmuşuz. O şeyler olanlar durmuyorlar, biz daha durmuş. Bana diyorsun sen niye her şey konuşuyorsun? İster istemez insan konuşuyor. Evet. Hayattan ne anladınız? Hayat bak ben size bir şey söyleyeyim. Ancak İnsan Müslüman ola Allah'a sığına her şey Allah'ın bu bir imtihandır bu dünya her şey Allah'a madem Allah'ın izni olmadan bir yaprak ağaçtan düşmez bütün stresleri bütün her şeyi Allah'a havale et Ancak sen rahat edersin. Yoksa psikolojin bozulur. Sen çekersin silahı. Hem polise vuruyorsun, hem aileyi yok ediyorsun, hem her kötülük yapabilir. İnsan barbarlaşıyor. Ya ailesinde bir vukuat çıkar, aile dağılır. Ya başkasına zarar vurur, ya kendine vurur. Bak, iman kuvveti olmasa bunlar çekilmez. Eğer biz bunları çekiyorsa imanımız, Müslümanlığımız için dayanabiliyoruz. Eğer bir inancımız olmasaydı bu zulme, bu yanlışlığa insan dayanamaz. Ben bunu söylüyorum. Son sözüm budur. Teyzem, size de sorayım, hayattan ne anladınız, size ne öğretti yani? İnan ki yani ben ne diyeyim yani, bu hayat boş bir hayattır. Boş ha. Bu dünyada dediğine göre insan kim imanını kurtardıysa hayat onundur. Bu dünya boştur, boş. Boş yani, bilseydik, inan ki insan bilse insan ne zaman ölecek. Hiç ne çalışır, ne iş yapar, ne bir şey yapar. O ki öleceğiz ya, bu nedir bu dünyayı? Biz almışız sırtımıza, o geziyoruz. Benim kızım bir tanedi, bak bir tanedi. İnan ki o öbür oda dolu onun cezidi. Dağıtıyorum, dağıtmıyorum, bitmiyor. Kendine bir toka götürmedi, o dünyaya ne götürdü? Hepsi kaldı. Hiçbir hayali gerçekleşmedi. Bir hayır, tane o fakirlik çekti, çok çekti. Yani çok çekti. Buna hiçbir dedi baba biz fakirlik çektik, ben okuyacağım. Dedim kızım okuma. Dedi baba biz fakirlik çektik, dedi o yüzden ben okuyacağım. Hı. O yüzden dedi ben okuyacağım. Biz fakirlik çektik, küçüklüğümüzden beri biz ezildik, fakirlik çektik, o yüzden ben okuyacağım. Ben bir tek emekli maaşım var. Ben kızımı okutuyorum. Ben fakirin çocuklarına bakın, okula, çocuk okula gidiyor, servis parasını veriyorum, şey ediyorum. Ondan sonra bilmem ne yapıyorum. Ben emekliyim, emekli maaşım var. Eve bakıyorum, çocuklarım bekar. Çocuğumu evlendirmiş mi, evlendiremiyorum. Nişanlamış, evlendiremiyorum. Şimdi ben hayatımda da kimseden bir şey... Bir gün geldi bana birisi bir yardım etti, sizin gibi bir insan. Dedim valla benden daha fakir insanlar var, gidip onlara veririm. Evet. İnsan çok şükür, hamdolsun. Gerçekten de öyle. Evet. Dolmuş parası olmayan insanlar var. Evet. Şimdi ben alsam haramdır bana. Son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi ben son olarak bu lütfen 80'e yetişmeden önce 90 yıldan 2000 yıla işini halletsinler. Yeni mahkemeler açılsın, yeni bir mahkeme kurulsun. Bu çocuklar yeniden mahkeme olsun. Ondan sonra biz rahatlayalım. Yani. Yeniden eğer çocuğumuz suçu, eğer bu cezayı hak etmişse 2 kat versinler. Daha fazlasını versinler. Ama hak etmemiş bu cezayı vermişler. He. Ben bunu istiyorum. Fahri Arca gün yeniden onun ve onun gibi arkadaşları yeniden mahkemeye tabi tutsunlar. Önceki mahkemeyi kabul etmiyoruz. Ben isteğim budur. Geçmiş mahkemeleri istemiyor. Ben kabul etmiyoruz. O mahkeme hissiydi. O mahkeme hissiydi, ideolojiydi. Yeni mahkeme olmasını, yeni bir mahkeme açılmasını talep ediyorum. Devletten. Bütün o cezaevindekiler hepsi suçsuzdur, günahdırlar. Yeter çocuklar babasız büyümüş. Yeter bu çocuklar biraz istiyor ki babaların elini tutsun, biraz dışarı çıksın, çıkınca babaların elini tutsun, bir güvenceleri olsun. Desin babamız vardır. Fahri gibi insanlar da çoktur. Şimdi bir insan, yani bu adam ne yapmış hani? Kaç kişi öldürmüş ki bu cezayı vermişsiniz yani? Ben hep söylüyorum. Oğlum ona diyorum. Yavrum benim, merak etme. Çok şükür. Hepimiz arkandayız. Elhamdülillah. Yanlış yaptığını biz biliyoruz. Allah'ın yolundasın. Çok şükür, çok şükür. Psikolojin bozulmamış. Başka bir suçlan değilsen, Allah yolu için canımız feda. Biz Müslümanız. Neler Müslümanlar, peygamberler Allah için zorluk çekmiş. Anladın? Çok şükür. Ben onunla gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Diyorum ya, benim kızım da ölmeseydi, o da onun gibi cezaevinin arkasında olsaydı, demirlerin arkasında olsaydı, gidelim sesi geleydi bana. Çok şükür ben oğlumla gurur duyuyorum. Allah'ın huzurunda da, o herkesin huzurunda, Allah'ın huzurunda ben gurur duyuyorum. Bana yeterlidir. He valla, ciğerdir, yanıyor ama çok şükür yine Allah yolundadır. Evet. Acıyorum. 3 yıl evliydi. Saçları beyaz oldu. Hanımların saçını görüyorum, beyazlanmış, içim yanıyor, alev alıyor. Bu devletin ne hakkı var burada, bu zulüm böyle yapıyorlar. Sen vatandaşla, abi senin umurunda değil, vatandaş hakkını affediyorsun. Adamı öldürüyor, onu sen ona af çıkarıyorsun. Yok, bu devlete karşı suç işlemiş, bunun affı yok. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Belki ben rahatsızlık verdik. De, lütfen ben istiyorum, yaymanızı istiyorum. İnşallah, inşallah yayınlayın. Sizi yayınlamazsanız ben çünkü kabul etmiyorum. Çünkü doğruları konuşuyorsunuz. Yani yanlış olan bir şey söylemiyorsunuz. İnşallah onları da vereceğiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizden de razı olsun. Allah sizin de hayrınızı kabul etsin. Amin. Bizi zaten ben boşalmak istiyorum. Kimse yoktu, ben boşalayım. Siz beni rahatlatınız. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler. Yayına da selam. Yayına da çok selam söyleriz. Çok selam söylüyoruz. Sağ olasın. Sizi de dinliyoruz. Biliyorsunuz yüreğimize huzur gelip biraz sabrı, bize güç geliyor. Biz dayanabiliyoruz. Sizin yayınlarınız da olmasa dayanamıyoruz bile. Onları alacağız inşallah. O da babası. Allah razı olsun. O da babası. Fahriye de çok çok selam söylüyorum. Oğluma inşallah Allah kurtarsın, onunla, onun gibiler, arkadaşlarıyla hepsi, inşallah hepsi Allah kurtarsın. Rabbim amin. Bekliyoruz. Amin. Biraz önce. Sağ olun. Amin. Allah bütün hepsine selam söylerim. Hepsi o içeridekilere Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah bütün Müslümanlara yardım etsin. Amin. Ezilen bu dünyada Müslümanlardır. Amin. Müslümanlar için insan hakları yoktur. Onlar için insan hakları vardır. Evet. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, programımızın süresini bitirdik. Acıları öyle büyük ki fark ettik ki mikrofonu ne kadar tutarsak o kadar konu uzayacak. Zira uğradıkları haksızlıklar had safhada ve onlar da birer anne ve baba, onların da çocuklarının yaşadıkları bu acı karşısında elbette ki söyleyecekleri lafları bitmiyor. Hele ki uğradıkları haksızlıklar ve tabii ki başlarına gelen musibetler, buna karşın yine sabrediyorlar, şükrediyorlar. Bunlar da yüreğimize ve eminim ki sizin de yüreğinize su serpen anlar oldu. Haftaya tekrar başka bir programda karşınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.